kar maliyetine tesir eden pek çok faktör vardır. Bunlar ihtiyaç duyulan buharın entalpisi, kojenerasyon sisteminin olup olmaması, yakıt ve navlun maliyeti ile yakıtın özellikleridir. Saatte 10 ton buhar tüketen işletme örneğiyle bir hesap yapacak olursak, eğer sizin endüstri tesisiniz saatte 10 ton 8 barlık buhar tüketiyorsa ve yıllık 8000 saat çalışıyorsa, fuel oil yakıyorsanız yıllık 8 milyon 160 bin lirayı havaya atıyorsunuz demektir. Doğal gaz yakıyorsanız yıllık 3 milyon 120 bin lirayı havaya attığınızı bilmelisiniz. Eğer stokerli kazanla fındık kömürü yakıyorsanız yıllık 1 milyon 920 bin lirayı çöpe atıyorsunuz demektir. Eğer hareketli ızgaralı kazanla fındık kömürü yakıyorsanız bu defa yıllık 1 milyon 520 bin lirayı çöpe atıyorsunuz anlamına gelmektedir. Eğer siz kabarcıklı tip akışkan yataklı kazan ile toz kömürü yakıyorsanız yıllık 560 bin lirayı çöpe atmakta olduğunuzu bilmelisiniz. Artık ne toprağın ne de havanın kirletilmesine müsaade edilmeyecektir. Bu nedenle kömürlü kazan daireleri konusunda kabulleri değiştiriyoruz. Bundan sonra kazan daireleri seramik kaplanacak ve kapısında paspas olacaktır. Beyaz önlüklü operatörler kazanı bilgisayar marifetiyle işleteceklerdir. Baca gazı kalitesi doğal gazdan daha iyi olacaktır. Yani biz temiz kazan ve temiz kazanç vaat ediyoruz. Üstelik özel desteklerle oluşturulan finansman bizden kampanyası sayesinde sistemin sağlayacağı tasarruf yatırım bedelini 15 ay ile 25 ay arasında geri ödeyecektir. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir, güçlü ve tertemiz bir Türkiye bırakmak için biz hazırız.